Hadi bakayım. A. Bir de Y de. Y. Şimdi bir de Ö. Oku bakayım. Hayır. Oku bakayım. Hayır. Oku bakayım. Hayır. Oku bakayım. Hayır. Yalnız kızlar. Hayır. Ne de erkekler. Hayır. Cümbür cemaat. Hayır. Merhabalar. Diyeceksiniz ki şimdi bu Barış Manço şarkısı nereden çıktı? Sevgili Barış Manço'nun 1980'li yılların sonunda yaptığı bu güzel şarkıyı hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Bu şarkı aklıma geldi bugün havacılık ve fonetik alfabesi konusunda bir video yapmak istediğimde. Neden diyecekseniz uçuş kadar önemli olan başka bir icat da aynı zamanda radyonun icadı. Bu büyük iki tane buluşun birleşimi sonucunda hava trafik ve birbirleriyle konuşma ve radyo üzerinden komünikasyon olayı ortaya çıktıktan sonra insanlar sorun yaşamaya başlamışlar. Bazı yerlere giderken bazı şeyleri hecelemek zorunda kaldıklarında kelimelerin ve harflerin ve bazı rakamların da birbirleriyle benzer olmasından kaynaklanan anlaşamamazlıklar ortaya çıkmış. Mike Fox 2, Montreal Center, frequency 2787. 2737, thank you, ma'am. Mike Fox 0, negative 2787. 767. Mike Fox 2, negative 2787. No, I'm readable, you are unreadable. Say again, please. Mike Fox 2, it's Montreal Center, frequency 12787. 2727. Mike Fox 2, negative 2787. 2747. Zamanla bu konu üzerinde çalışmalar yapılmış. Bu konu üzerinde en standartizasyona yol açacak olan çalışmayı da İkinci Dünya Savaşı'nda ve hemen akabinde Amerikan Kara Kuvvetleri'nin havacılık bölümü yapmış. İşte bunlar helikopter uçuruyorlar, transport kategorisindeki uçakları uçuruyorlar. Tıpkı bizdeki kara havacılar gibi. Onlar bu konuda büyük bir araştırma yapmışlar. Hava Kuvvetleri'nin de bu konuda bazı araştırmaları var. Ama en büyük araştırma ve en sonunda da standart olarak kabul edilen araştırma Kara Kuvvetleri'nin havacılık bölümünden gelmiş. Şimdi olayla havacılıkla yakından uzaktan biraz ilişkiniz varsa siz bilirsiniz. İşte A'nın karşılığını A denmez İngilizce'deki gibi. Onun karşılığı alfadır. B'nin karşılığı bravo'dur. Bunun sonucunda bir takım kelimeler yalnız birbirleriyle çok uyuştuğu için, benzeştiği için bazı harfler daha doğrusu onları ayırmaya yönelmişler. Şimdi sizlere bir sürprizim var. Bu sürprizde size dünyanın en büyük meydanlarından bir tanesinde fonetik alfabenin yanlış kullanımlarından anlatacağım. Bu sürpriz videonun sonunda ama. Bazı harfler de birbirleriyle benzemiyorlar ama bazı başka bir anlamlara çıkabilecekleri nedeniyle değişik şekillerde söylenmek zorunda kalmışlar. Örneğin N ve M harfleri. Bu dilimizde de çok karışır. Biz ne yaparız? Nazilli deriz, Manisa deriz, şehirleri kullanırız. Amerika'da bir harf haricinde diğerlerinde şehirleri kullanmak yerine rastgele ama çok da hani öylesine bulunmuş kelimeler değil, gerçekten de birbirlerinden ayırt edilmesini harflerin kolaylaştıracak kelimeler icat edilmiş. Örneğin N'ye Amerikalılar N derler, M'ye de M derler. İngilizler de tabii bunu diyor. N, M birbirleriyle çok karışacağı için insanlar normal hayatta N like Nancy, M like Mike derler. Yani isimleri kullanırlar, insan isimleri kullanırlar. Ama havacılıkta böyle değil. N'nin karşılığı November, M'nin karşılığını Mike yapmışlar. Dolayısıyla bunları birbirinden ayırmak çok daha basit bir hale gelmiş. Aynı şekilde S ve T harfleri, bunlar birbirleriyle çok alışan harfler.
Bunlarda da aynı şekilde birine Sierra denmiş, diğerine Tango denmiş. Benzer şeyler aynı zamanda rakamlarda da var. Bir, bir, one. Onun karşılığı çok basit. İki, two. Üç, three. Ama bunu three'yi kötü bir radyodan, ilk başlanıldığı zaman radyoların o kadar ses kalitesi de yok. Kötü bir telsizden three demek yerine basitleştirmişler. Aslında ağaç anlamına gelen tree yapmışlar. O şekilde söyleyeceksiniz ki açık olsun diye. For, F-O-U-R diye yazılır. For diye okunur. Onu biraz daha böyle yuvarlayarak for diye söylenmesini önermişler bu yaptıkları araştırmada. 5'i atlıyorum çünkü 5'in çok ilginç bir özelliği var. Ona geri geleceğim. 6, 6, 7, 7, 8, 8. Tamam. Şimdi 5 ve 9'u karşılaştıralım. 5'in karşılığı ne? 5. 9'un karşılığı ne? 9. 5, 9. Bunlar da birbirlerine çok benzeyen şeyler. 5'in başka bir şeyle de karıştırılma özelliği daha var. O da çok tehlikeli bir şey. Çünkü five kelimesi aynı zamanda ateş emri verdiğiniz fire kelimesiyle de çok benzeşiyor. Dolayısıyla bunlar yanlışlıkla birileri ateş etmesin. Abi ben 5 diyordum, niye onları vurdun dememeleri için five'ı five diye, yani F-I-F-E şeklinde söylenmesi önerilmiş. 9 da 5 ile karışmasın diye niner yapılmış. Örneğin biz 2-9 seviyesine çık dendiği zaman climb and maintain veya climb flight level 2-niner 0 diye söyleriz. Ama bazı yerlerde de örneğin yuvarlak rakamlarda 100 100 değil 100 olarak söylenir. Çünkü 100 söylendiğinde yön belirtir. 100 dendiği zaman irtifa belirtir. Bu türden de değişiklikler yapmışlar bu araştırmayı yapan insanlar. Şimdi evet, fonetik alfabe böyle kullanılıyor. Bunu hiçbir zaman bir yabancı dili düşünmeden eğer konuşuyorsanız eğer siz bu konuyu da biliyorsunuzdur demektir. Bir yabancı dili eğer düşünmeden konuşuyorsanız tıpkı bir yabancı dili böyle konuşmak gibi bu sözcükler ve bu rakamları söylemek de sizin artık sadece o şekilde düşünerek konuştuğunuz, çok aşina olduğunuz bir hale geliyor. Eğitiminizin başlangıcında siz belki biraz zorluklar çekiyorsunuz ama ondan sonra bunlar oturduktan sonra uçmaya devam ettiğiniz müddetçe bu bilgiler sizde taze olarak kalıyor. Havacılığın dili İngilizce. Havacılığın dili İngilizce olmasına rağmen değişik aksanlar var. I'm Detective Carter. Do you speak any English? Bir Çinlinin konuştuğu İngilizce ile bir Türk'ün konuştuğu İngilizce arasında fark var. Bir İtalyanın konuştuğu İngilizce ile Which anyone who's been stuck in the mud in Alabama knows you step on the gas one tire spins the other tire does nothing. Atıyorum bir Rus'un konuştuğu İngilizce arasında farklılıklar var. İşte bunları ortadan kaldırmak, her şeyi biraz daha açık hale getirmek için biz bu fonetik alfabeyi her zaman her yerde kullanıyoruz. Şimdi size demiştim ya videonun sonunda bir sürpriz var diye. Bu fonetik alfabeyi dünyada en büyük havaalanlarından bir tanesinde yanlış kullanıyorlar, biliyor muydunuz? Evet. Hadi bakalım. Bilenler bilir. Bilenler sussun. Bilmeyenler düşünsünler. Hangi havalı olduğunu biliyor musunuz? Size bir ipucu vereyim. Dünyanın ilk 10 büyük havaalanı arasında. Evet. Bilenler susun. Söylemeyin bilmeyenlere. Kopya vermek yok. Şaka. Şimdi olay şundan ibaret. Atlanta Havaalanı'nda değişik değişik harflerle yapılmış taksi yolları var. Bunlardan bir tanesi de D, yani biz ne diyoruz? Diyarbakır diyoruz. D harfiyle olan taksi yolu var. Atlanta Havaalanı'ndaki en büyük hava yolu kim, biliyor musunuz? Hadi bakalım bilenler yine kopya vermeyin. Düşünün bakalım. Evet, Delta Hava Yolları. Delta fonetik alfabede D'nin karşılığı. Şimdi böyle olunca diyeceksiniz ki niye böyle bir şey yapmışlar? Madem orada havaalanı var, madem orada o kadar büyük bir hava yolu var, niye gitmişler hava yolunun adından taksi yolu yapmışlar? Mantıklı bir soru ama tam anlamıyla doğru değil. Çünkü Delta Hava Yolları, Atlanta Havaalanı yapıldığı zaman ufacık bir hava yolu. Ve Atlanta'da merkezi değil. Delta Hava Yolları'nın
O zamanlar oradan çok fazla uçuşu yok. Şimdi artık aramızda olmayan TWA Hava Yolları ve Eastern Hava Yolları en çok oradan uçuş yapıyorlar. Dolayısıyla onlar öyle bir ihtiyacı hissetmemişler. Fakat daha sonradan bu hava yolları birer ikişer kapanınca, çoğu uçuşlarını da Delta satın alınca o hakları, Delta gelmiş buraya kurulmuş, yerleşmiş. Bu sefer de diyeceksiniz ki kardeşim madem burada Delta var, taksi yolunun adını değiştirin. Değil mi? Mantıklı. Niye yapmamışlar? Büyük bir değişiklik gerektirdiği için herhalde. O yüzden D harfiyle olan taksi yolunun hiçbir zaman Atlanta'ya gittiğiniz zaman adına Delta demeyin. Çünkü oradan uçan hava yolunun uçuş numaralarıyla karışacaktır. O yüzden insanlar Amerika'nın güneyine özgü bir kelime olan Dixie sözcüğünü kullanırlar. Dolayısıyla eğer Atlanta'ya uçuyorsanız mutlaka mutlaka o taksi yoluna Dixie diyeceksiniz. Bunu da benden kısa bir tüyo olarak unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir Kaptan Bravo Alfa, Hotel Alfa videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Why are you going to the airport? Flying somewhere?